Arkadaşlar merhabalar. Kocaeli çalışmalarım da bitti. Yine bunun kaydını birlikte yapacağız. Gördüklerimi, çıkanları anlatmaya çalışacağım sizlere. Maiden dişiyle başlıyor birinci koşu. Maiden dişiler kazancı çok olan atların olması gerekiyor ki burada o at henüz yok. Çok fazla kazancı oluşan at yok. Bu da şu anlama gelir. Maiden'dan çıkmak istemeyebilirler bu safkanlar. Kim olursa olsun. Favorisi Cennet'in, bizim de favorimiz kabul. Anıl Prenses son yarışında favoriydi. 6. bitirdi. Dikkat derim. Bir Kaisberg Orcu'nun var. Kazanç bölgesinin birinci atı. 11 nolu safkan. Bu Cennet'ime rakip olarak önerebileceğim safkan. Çok ters, inanılmaz bir at dahi gelebilir böyle gruplarda. Maiden dişilere dikkat edin. Önerim her zaman bu olsun sizlere. Özellikle bu Maiden dişilere çok çok dikkat edin. Tabineye koşuyorlar, döngel yapıyorlar. Bilginiz olsun. Geçiyorum. İkinci koşudayız. Handikap 14'ün handikap 2'si. 1 olsa, handikap 1 olsaydı hafif kilolar direkt söylerdim. Handikap 2'lerde ağır kiloların da, kilo alan safkanların da şansı var. 1 ve 2 nolu safkanlar bunlar, kilo olanlar. Benim önerim burada 7 nolu Candan Bey arkadaşlar. Bu kiloyu buldu Candan Bey. Durumu müsait, direkt kazanabilir bu safkan. Yani dereceleri müsait, grubu uygun, kazanmasını bekliyorum. Rakibini ağır kilodan çift 1 nolu safkan olarak önereceğim. Kaisberg, bakın 1 nolu safkan da Kaisberg. Onu da altını çizelim şöyle. Sonra Cevahir Tay 5 nolu safkan ve 3 nolu safkanları öneririm bu yarışta. Geçiyorum burayı da. Üçüncü koşudayız. Şartlı 4 yamak 1 yarışında. Kazanç kalite puanlarına dikkat ederiz burada. Her zaman söylerim. Yabancı yarışlarda olduğu gibidir. Aşağı yukarı. Kazanan atlar, para kazanan atlar 1-7-9. 9'un arası var. 7 bu grubun atı değil bence. 1 kilosu ağır. Elimize 5, 4 ve 3 nolu safkanlar kaldılar ki kalite puanları da bunları gösteriyor. Benim önerim 5 fori, 3 ve 4 nolu safkanları da yazmak isteyen arkadaşlara önermiş olayım. Diğer kalitede kalan sürpriz yapacak atlar 10 nolu Bavi Reş ve 78 kalite puanıyla Sideli. Bunlar sürprizde. Yani çok at yazarsınız, kimi yazalım diye sorduğunuzda sürpriz istiyorsanız bunları yazın derim. Ama yarışın normal bitmesi gereken hali 5-3-4, 3-5-4, 4-5-3 şeklinde söyleyebilirim arkadaşlar. Sonra bu üçünden sonra yukarıdan kazanç bölgesinden 62 kilosuyla Arkansas Saul olur. Sonra artık sürpriz atlara geçersiniz. Yani izahı böyledir şartlı dörtler. Yamak bir olduğu için yamak bir aprantiler. Hani bir de oradan sıkıntı geliyor. Biraz da işimiz şansa kalıyor zaten. At yarışı şans oyunudur yani. Maiden dişi dördüncü koşu. Korkarım dedikçe karşıma geliyor. Korkarım arkadaşlar. Maiden dişi kazancı olmayan atlar olduğu anda burada her şey olur. Herkes birbirine bakar. Yani birçok atın işine gelmez Maiden'dan çıkmak. Çıktıkları anda tavalalardan düşerler, para kazanamazlar. Dişi atlar. Handikap 13'e gitseler 15 attan 10 tanesi erkek olur. 3. 4. 5. olmaya çalışacak en iyi ihtimal. Çok zor, zayıf grup. O yüzden kimin çıkacağını kestirmem zor. Bir tane at boş bırak, onu da işaretleyeyim de kalmasın. Hızlı Tayo şimdi, Kızılçam. Ben burayı kapatırım. Kendi adıma söyleyeyim, ben burayı kapatırım. Tuttuğunuz at varsa, inandığınız at varsa mutlaka tek atın, kimseyi dinlemeyin. Yani kesinlikle inandığınız at varsa tek atın, o sizin atınızdır. Önerim bu sadece. Ben buradan birinciyi ben bulamam. Derece işlemez, orijin işlemez, galop işlemez, jockey işlemez buralarda. Yani bunlar veridir, ancak burada sonuca gidemezsiniz. Geldiği zaman sürprizi, yani bu nereden çıktı dersiniz, öyle bir yarış. Ben korkarım. Size de önerim böyle olsun. Tuttuğunuz atları yazın. Şansınıza gelir gelir. 5. koşu handikap 14'ün handikap 2'si, mesafe kısa. Bu da hafif kilolu atları biraz göz ardı etmemizi gerektirir. Forim 7 nolu Kanege plase durumunda. Forim kabul. 6 nolu safkandan da iyi yarış gelir. Ona da kabul. Sürprizini 9 ve 3 nolu safkanlardan beklerim bu yarışta.
Sonra yukarısı 1-2 dişi at. Apprentil'i ara vermiş. Yani bunlar da bu atlar da şanslı hale gelirler. Ve 4 no'lu Murat Gündüzeli'nin ara vermiş safkanı. Kalitede kalıyor bakın İmmeş'le. Candy Girl gibi. Bunların da gelmesi bizi yanıltmaz, şaşırtmaz açıkçası. Her ne kadar favori göstersek de herhangi birinin gelmesi beni şaşırtmıyor. Sonuçta handikap yarıştır. Şartlı olsa farklı konuşurum ama handikapta daha öncekilerde de söylediğim gibi yani burada 8 dolu atın dahi gelme ihtimali her zaman vardır. Her zaman için sürprize açık yarışlardır. İnandığınız atlar varsa mutlaka yazın. Mutlaka. Yani favori çıkmakla bir at yarış kazanacak anlamına gelmez. İnandıysanız zaten vereceksinizdir. Yazacaksınızdır. Gelir. Gelir. Gelmediği zaman da yapacak bir şey yok. Geçelim 6. koşu. Handikap 16'nın handikap ikisi kısa mesafe. Bakın burada da aynı olay var. 1200'lerde hafif kilolu atları devre dışı bıraktırıyor. Handikap 16. Normalde direkt hafif kilo atlar. Yani listenin en altındaki 15, 12, 11, 10 no'lu atlar normalde yarışın şartına göre uygun safkanlar iken handikap 2 dediğinde direkt yukarı gidiyoruz. 1200 dediğinde direkt kalite kazanç puanlamasına bakıyoruz. Burada da benim gördüğüm Şifne Efes'i 1200'cüdür bu at. Joker orijinini biliyorsunuz Şifne Joker. Kısa mesafenin bu atı 66 handikap puanıyla da kazanç bölgesinde şartlı gibi koşacakları bu yarışta kazanması normal sonuç bana göre. Kazanmazsa ne olur bakın gene 2-7-1-4. Burada da önereceğim safkanlar bunlar olur. Bunların arasından çıkması gerekir birincinin. Handikap 16'nın bu ağır zor koşusunda. Geçiyorum burayı da. Buranın anlatımı bu arkadaşlar. Şartlı 3, 7. koşudayız. Şartlı 3 mücadele. Forum yok. 3 tane at önereceğim. Selim'in atı Lambuka. 2, 3, 2 Eyvah Mehmet. 8 Baba Cahit. Birinin gelmesi gerekiyor. Birinin yarışı kazanması gerekiyor. Benim çalışmalarımda. Bu mesafede erkek atlar ön planda olurlar. Bunlarda da 3, 2 ve 8 dolu safkanlar. Aşağı yukarı da aynı kalitede çıktılar. Bunlardan birinin kazanması normal sonuç olur. Herhangi birinin tek atar mısınız? Yani beğendiğiniz, tuttuğunuz, inandığınız varsa atabilirsiniz. Sıkıntı yok bu gruplarda. Umarım yanıltmazlar yani. Çok ayrıldılar. Bu 3 at da ayrıldı diğer atlara göre bence. Geçiyorum burayı da. 8. koşu şartlı 5 mücadele. Afrika Under kalite puanı kazanç yerinin 1. atı 3 yarış kazandı. Selim biniyor. Kaysbert kazanır. %63 AGF. Paraya gideceğim. Bir at var mı yıkar mı diye sorarsanız da umutluyu önerili bırakırım. 5 tonu safkanı. Hani var mı rakip derseniz 5 derim. 68 kalite puanını veriyor. Afrika Under 69. Yani mücadele etme gücü var demektir bu. 1'e karşı 5'in mücadele etme, onu geçme gücü var demektir. Kalite puanı o anlama gelir. Sürprizi 9-8 veriyor ama kazançları yok o yüzden olmaz. Yani 74-72'leri veriyor ama olmaz. Bu kadar Afrikanlar %63 AGF'ye de hani kılıç çekmem. Tek midir? Tektir. O kadar. Dün Urfa'da yaptık öyle bir. Kazanç sağlamış iki at var. Biri daha fazla. Ekstravagant'ın arkasından falan girmiş. Urfa'da koşuyor. AGF'yi geçecek aslında. At yarışta yoktu tabii görmedim. Sonlarda geldi. Yarışın favorisi kazandı. Ben öbür atı önerdim. Arkadaşım biri de bu işi bırak diyor. Yani bu at yarışı arkadaşlar. Yani bunlar bilgidir. Bugün olmaz yarın olur. Kalırsın. Bu iş böyle. 9. koşu Maiden dişi. Bu Maiden dişilerden 3. Maiden dişi. Bakın kazanç sağlamış bir atımız var. 4 no'lu safkan. %53 AGF. Hala diyorum ki tek olmayabilir. Kazanabilir. Yani bir maiden parasını kazanmış zaten. Yukarıda da kazananlar var bakın. Kaysbertler. Rakiptir. Kaysbertler her zaman terstir ve rakiptir. İncili Zehra'ya. 4 no'lu safkan. Tek atar gelir mi?
Atın gelin arkadaşlar. Gelmezse de yapacak bir şey yok. Yarın da yarış var. Rakip yazacağız derseniz de önerim öncelikle 1, sonra 7 nolu safkan olsun. Biraz daha geri planda 10 nolu safkanı önermiş olup bırakayım ben burayı. Anlatımı bu. Yani ne olacağını bilmiyorum yarışta. Her zaman söylüyorum, korkuyorum. Bakın diğer iki maiden'da da şu şekilde kazanç sağlamış atlar yok. Bunlar da yeterli görmüyorlar. İki tane ikinciliği. Dört tane ikincilik, dört tane üçüncülük, dört tane dördüncülük istiyorlar. Üç yaşlılar. Dişi atlar işte çok tehlikeli. Şu maiden dişiler, yukarıda söyledim, çok tehlikelidir. Sebebi bu. Yani yoksa atların gelmeyeceğinden değil, atlar kaliteli gelir. Üstündekileri getirmiyor. Handikap 15, 10. koşu, son koşudayız. Burada da handikap 2. Gene kısa mesafe, gene ağır kilo arkadaşlar. Bir nolu safkan favorimdir. Burak Akçay'la. Çok istiyor yarış kazanmayı. Akşam izledik, bir faul yapmış. Yanındaki ata dirsek falan atıyor. Büyüttüler, izlettiler. Çok güzel de uğraştırıyor. Ya istiyor aslında o çocuk. Bir şeyler yapmak istiyor. Faul maul her şeyi yapıyor birinci olmak için. Altındaki at bu gruptan fazla bir at bence. Bir nolu safkan bu ağır kilosuyla handikap yarışında favorimdir. 9 rakibi o kadar. İkisinin dışına çıkarsa da ben bulamam. Bulan da valla tebrik ederim. Yani böyle bir yarış. Umarım çıkarmazlar bu ikisinin dışına. Arkadaşlar Kocaeli bitti bu kadar. Akşamki yabancı yarışları da vereceğim. Daravere yapmazlarsa dünkü gibi bakalım akşamki yarışları da vereceğim. Tekrar görüşene kadar bahtınız, şansınız yerinde olsun. Hoşçakalın.